Tabii bunu ferasetsizlikle yorumlamak herhalde pek tabii doğru olmasa gerek. Çünkü Sezgin Tanrıkulu ve diğerleri. Bunu da bu paylaşımı etrafında... da verelim. Bakın bu paylaşım, evet, da direkt Bayraktar'a, direkt Özdemir Bayraktar'ın başkanlığındaki o grubun ürettiği sihalar bütün dünya. Bakın misket bombaları atıyor İsrail Filistinlilere. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Evet. Biz misket bombası atalım, şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım iddiasında değiliz. Ama sınırı geçip gelip benim Dağlıca karakolunda insanlarımı 20 yaşındaki askerleri şehit edip kaçıp giden o PKK'lı teröristlere karşı ben İHA'ları, SİHA'ları kullanmayıp da ne yapacağım? Ne yapmamı istiyor? Bayraktar adlı SİHA'ların vurduğu sivillerin adlarını burada paylaştım, açıkladım Sayın Erdoğan. Bana saldırmanız suçluluk telaşı olamaz. Esas suçluluk sende olmasın Sezgin Tanrıkulu. Yani şu an mesela son bir ay içinde, son iki ay içerisinde, Türkiye sınırları içerisinde bir tane bana Sezgin Tanrıkulu gösterebilir mi? SİHA ile vurulan bir sivil veya PKK'lı. Niye gösteremez? Çünkü o sınırdan geçişler artık o SİHA'larla, İHA'larla zaten önlendi, bitirildi. Geçemiyor. PKK'lı geçemeyince PKK'lının gelip buluştuğu kişilerin de bulunduğu ortamlarda SİHA'nın göreceği bir görev kalmadı artık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neredeyse her hafta açıklama yapıyor. Her hafta bir düşüş söz konusu. Katılımlar da artık bitmiş. Tabii ki PKK ve dolayısıyla dışarıdaki YPGP'ye denildi. Çırpınışları, içerideki tezahürleri bu olsa gerek. Bu olay benim hatırladığım kadarıyla biraz önce anlattığım bir pikniğe, piknik adı altında köylü iki kişinin gidip PKK'lı da birkaç kişinin geldiği buluşma noktası. Güvenlik güçleri de diyorlar ki bunlar belli periyotlarla buluşup bazı bilgileri aktarılıyor vesaire. Bu noktada PKK'lılara yönelik bir operasyonumuzdu bu diye açıklama yapıyorlar. Ama şimdi Sezgin Tanrıkulu'nun bakış açısı şu. Diyor ki devletin güvenlik güçleri kendisini şuna odaklamış. Ben İHA'yı, SİHA'yı oradaki bölge insanlarını çaktırmadan vurmak için kullanacağım. Yok, evet, böyle bir şey ya. Nereden çıkarttın sen bunu? Evet. Var mı şu an son bir ay, iki ay içinde, üç ay içinde böyle bir olay söyleyebiliyor musun? Hayır. Bunun tarihi ne? 2017. 2017. 2017'de tabii daha henüz 15 Temmuz hain darbe girişimi yeni bitmiş. Dolayısıyla yeni yeni daha temizlik hareketleri Türk Devleti'nde tamamlanmak üzere yine de sızmalar oluyor, olabiliyor ve sınırınızdan geçişler yaşanabiliyor. İHA'lar, SİHA'lar da o günlerde daha yeni yeni, tabii, yeni güvenlik güçleri tarafından kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla bu noktada tabii Türkiye'nin önü açık ama işte milli olduklarını, yerli olduklarını, en önemlisi de Mustafa Kemal'in biz askerleriyiz diye İstanbul Baro Başkanlığı seçiminde bile slogan atanların gelip Mehmet Durakoğlu'nu bahsetmedik mesela. Gelmesi lazım. Mustafa Kemal'in askeriyiz diyorsunuz siz. Bir baro seçiminde bile bu sloganı atıyorsunuz ama o Mustafa Kemal'in askeri diye tanımladığınız eğer gerçekten Türk ordusunu da içine katarak söylüyorsanız onları başarıya götürecek olan İHA'ların, SİHA'ların mimarı olan kişinin cenazesinde bulunamıyorsunuz.